Levent Yanyol'a hoş geldiniz. Elbette Levent'te değiliz şu anda, oturma odamdayız ama Levent Yanyol bir ruhtur, bir bilinçtir. Biz de bu bilinçle hareket edip Levent Yanyol'a layık olmaya çalışacağız. Şu an eminim boş boş duruyordur o da. Umuyorum en kısa sürede Levent Yanyol'a çıkma şansımız olur biz de. Peki Levent Yanyol'u nasıl yapıyorduk? Bildiğiniz gibi son programı Euro Truck Simulator ile ETS2 ile yapmıştık. Ve çok haklı bazı eleştiriler de aldım. Eleştiri değil de tespit diyelim buna. İşte telefonla oynarken niye araba sürülmemesi gerektiğinin virali gibi olmuş abi diyenler vardı. Abi galiba ehliyetin yok diyenler olmuş. O da doğru. Yani ikisi de doğru tespit ama biraz da makinemin kasmasından dolayı o tarz bir sıkıntı yaşamıştım. Şimdi biraz daha ekranı küçülttüm falan, biraz daha çözüm olacak gibi. Yani o FPS drop olmayacak gibi gözüküyor. Sorulara da bakarak devam edeceğim. İnşallah yolu öbürkü gibi bir sürüş yapmam. Biraz daha iyi bir sürüş deneyimi size izletmeye çalışacağım. Bugün galiba bir 20'ye yakın bir soru çıkardık. Kaç soru çıkarmışız? 17'ymiş. 17 tane soru çıkardım. Instagram'dan sorduğunuz sorulardan ve o soruları yanıtlamaya çalışacağım. Burada profilimize girelim. Bugün bir Edirne'ye gidelim. Süt diyor, 14 lira süt taşıyabilirmişiz. Başka Edirne var mı? Tekirdağ Edirne. Demir boru mu taşısak? Tekirdağ'dan Edirne'ye o zaman demir boru taşıyacağımız yolculuğumuz başlasın. Oyunumuzda yüklenirken ben de sizin sorularınıza başlayayım. Emre Atasoy sormuş. En sevdiğin Tarantino filmi hangisi demiş? Kill Bill serisi kesinlikle. Kill Bill serisini kafaya yazarım. Ondan sonra benim için Pulp Fiction gelir diyebilirim. Bakın şuradan çıkalım da. Muhammed Can sormuş. Hayatında ilk kez nerede para kazandın? Kazandığın parayla ilk ne yaptın? Çok güzel soru. Gerçekten hatırlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bloklardan mı almıştım ya? Bir 400 lira oradan kazanmıştım. Ha, çocukken su satmıştım. Çocukken bir pazarda su sattığım vardı. Su satmışlığım vardı ama biraz eğlencesine gibi. Evet, çift şerit. Every way double way. Every way double way. Duble yoldan gidiyoruz. Su satmıştım. Ondan kazandığım parayı ne yaptığımı hatırlamıyorum ya. Çok bir şey kazanmadım. Şeyden de blog yazarıyken bir para kazanmıştım galiba, bir 500 lira. Onu da ne yaptım hatırlamıyorum ama ilk gerçekçi paramı 350 lira mı alıyordum ya? 350 lira maaş mı olur lan? Onu da vermiyorlardı zaten. Galiba Eurosport, yok, Goal.com'dan kazandım. Goal.com'da editörlük yapıyordum. 200 euro alıyordum o zaman. İyi paraydı yani o dönem için. Oha, dur. İlk gerçek maaşım Goal.com'dandı. Andy Gray'in Galatasaray zaafı ne demiş Emre Akın. Bunu iyi hatırlattım, bunu anlatmamıştım. Andy Gray'in Galatasaray zaafı şöyle, yanına gittim. 3-4 arkadaşım daha geldi orada. İşte Türkiye'den nereden geldiğimizi sordu. İşte Türkiye'den geldiğimizi söyledim. Fotoğraf çektirdik vesaire. O arada Türkiye'den geldik deyince I have a soft spot for Galatasaray dedi. Diğer arkadaşlar başka takımları falan da sordu ama Galatasaray'ı sevdiğini söyledi. Avrupa macerasından dolayı bir sevgisi varmış o yani. Yoksa çok çok da acayip derinlemesine bir şey söylemedim. Kimden var? Tugay'dan bir bahsettik galiba. Tugay Kerimoğlu'ndan bahsettik. Korkunç bir sürüş yapıyorum yine. Eren Blat sormuş. Abi Peaky Blinders mı, La Casa de Papel mi? Abi bu korkunç bir soru bence. Ya ki Peaky Blinders'ın da böyle hastası değilim ama La Casa de Papel bence ya çok sabun köpüğü bir dizi. Yani ilk sezon bayağı eğlenceliydi, tamam ya, kabul ediyorum. Eğlendik ettik de yani tadında bırakmak lazım. Yani aynısının 3-4 kere çekilmiş bir film gibi adeta. Bana çok şey gelmedi yani. Özellikle bu 4. sezon falan izlemeyi de düşünmüyorum yani. 3'e kadar izledim bir şekilde. Ama artık cılkı çıktı biraz. MDT 1903 sormuş. Dorukhan Tokyo olayına ne diyorsun kral? Buradan sağ yapıyoruz Edirne'ye. Şimdi bunun hakkında aslında ekstra bir video da çekebilirim. Gerçekten çok derinlikli bir konu ve
Konunun bence Beşiktaş'la ilgisi yok. Tamamen maaş bütçelerinin korkunç yönetilmesiyle ilgili ilgisi var. Bunu aslında bir dönem en iyi yapan da Beşiktaş'tı. Bu Feda döneminde özellikle. Feda ve Feda dönemini takip eden 1-2 yıl Beşiktaş gerçekten çok iyi bir maaş politikası tutturmuştu. Ama onu çok ciddi şekilde kaybetti. Ya burada Dorukhan da haksız değil. Beşiktaş yani mevcut yönetimi de haksız değil. Ama ne olursa olsun çözmesi gereken taraf yönetim. Dorukhan'ın taleplerinde çok garip bir şey yok. Yani rotasyonda kendisinin yani orta sahada bank oynayan ilk 11 oyuncusu olan bir oyuncunun yani 4. 5. yedekten daha az para teklif edilmesi tabii ki herkes kaldıramaz. Doğal olarak yani mesela atıyorum yani Necip'in 1,5 milyon euro yakın para aldığı yerde Dorukhan'ın da o para istemesi normal çok yani korkunç bir para olduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii ki mevcut durum ekstra korona döneminde yaşananlar vesaire elbette paraları biraz aşağı çekecektir ama Dorukhan da der ki yani bir tek benim param mı aşağı çekiliyor? Bu sefer yani orada sonuçta 3,5 milyon euro para kazanan adam var. 4 milyon euro para kazanan adamlar var işte Vida başta olmak üzere. Ya hepsinin belki makul tek tek gerekçesi olabilir ama Dorukhan da der ki o zaman ben de bu maaş skalasında bir yer edineyim. Ona göre davranayım der. Doğal olarak burada Beşiktaş'ın önce maaş politikasını düzeltmesi gerekiyor. Yüksek maaşlardan kurtulması gerekiyor. Ondan sonra Dorukhan'la pazarla oturması lazım. Dediğim gibi iki tarafın da haksız olduğunu düşünmüyorum ama burada maaş politikasını bozan özellikle Fikret Orman yönetiminin son 3 yılının ciddi sorumluluğu var. Böyle bir maaş politikası olmaz yani. Ve böyle bir maaş skalasında da Dorukhan o parayı ister. Yani 1,5 bile makul yani bu şu mevcut durumda. Ama La Casa de Papel almışım ya. Kaan Türk. La Casa de Papel or Dark. Dediğim gibi La Casa de Papel ve X olursa yani %90 X galip çıkacaktı. Dark çok daha iyi dizi. Kesinlikle çok daha iyi dizi. Oh, şu an kazaldık abi. Furkan Erbaş demiş ki abi bir daha motorlu araç sürmemek için ne kadar istersin? Çok haklı bir isyan. Açıkçası iyi bir sürücü olduğumu ben de düşünmüyorum. Ama şeylerim de var yani. Donanımım da iyi bir sürüş yapmaya yeterli olmuyor ve aynı zamanda açıkçası sürüş yaparken kendime moderatörlük de yapmak zorundayım. Çok mantıklı değil. O yüzden benim sürdüğüme bakmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Telefonla konuşmayın. Ata Günaydın sormuş. Medya Devi ile ilk tanışmanız nasıl oldu abi? Erman da Yeni Sen de Yensen de çıkıştı. Ben NTV Spor'da Yeni Sen de Yensen de çıkarken Erman da çıkıyordu. O da Beşiktaş programına çıkıyordu. Sonra programlar birleşti zaten. Öyle takım ayrımı yapmadık hiçbir zaman. Orada tanıştım ben. O Eurospor'da yeni girmişti Erman. İlk yılları bile olabilir yani. Ya birinci yıldır ya ikinci yıldır. Maksimum yani. Ekşi yazarıydı o zaman. Biraz Nicky ile ilk biliyordum. Raul, neyse Nick'ini de vermeyeyim. Raul Lubinik. Belki söylemiştir daha önceden de. İfşa etmeyelim. Orada tanıştık. Birbirimizi de severiz yani. Behbihan Bakırcı. Allah dur. Tim Duncan mı Kevin Garnett mi? Benim için Tim Duncan ya. Ya birçokları için hani daha agresif, daha Türk insana hitap edecek karakter Kevin Garnett gibi duruyor ama inanılmaz bir oyuncu ya. Tim Duncan bence mevkisinin gelmiş geçmiş en iyisi zaten. Biraz böyle hani efendi adam ya yani görevini yapıp çekilen yani All-Star maçlarında bile adam görevini yapıp kenara geliyordu. Hiçbir zaman kafaya oynamadı. Eğlenmeye oynayan bir adam değil. Onun hiç ya yani işini mükemmel yapan yani işini yani mükemmeliyetçi insanların çok seveceği tarzda bir insan elbette. Ben çok farklı bir yeri koyuyorum. Yani onun kadar hani bu oyunu bilerek oynayan çok az basketbolcu gelmiştir. Uzunlar arasında ben bu konuda birinci olduğunu düşünüyorum. Yani pivot değil ama ya bir özellikle eskilerin power forveti diyebileceğimiz. Ne oluyor ya? Adam arkadan gelip vuruyor abi. Benim ne suçum var? Dandun. Allah Allah, efendi gibi gidiyoruz. Sinirlendim ha. Bilire bak. Yani yeşil yanmış. Boru taşıyoruz kardeşim. Boru değil. Bu rezil espriyi Engin'cim girmezsen sevinirim. Emir Yüce daha sorusuna dönüyorum. Aktif futbolda en net 9 numaran kimdir? Benim 9 numaram değil de bence çok net ya Lewandowski. Yani burada çok tartışılacak bir şey olduğunu çok düşünmüyorum.
Başka bir Emir sormuş. Emir DRN 19. Virüsten sonrası için YouTube kanalına yeni içerik düşündün mü? Ya da aslında sonrası için düşündüğüm ama bu dönemde başlayacağım bir program var. Benim Efsane. Çok güvendiğim bir program. İlk konuğu da Emre Özcan olacak. Aslında bu hafta çıkmayı düşünüyordum. Geçen programda vaadini vermiştim ama teknik olarak hazırlanmam gerekti. Açık Emre dışında da birkaç konuk ayarladım. İnşallah güzel programlar izleteceğim size. En azından onun şeyini verebilirim. Paradox gibi sormuş. Zeki Demirkubuz mu yoksa Nuri Bilge Ceylan mı? Ya benim için Nuri Bilge Ceylan. Yani ben filmlerini gerçekten çok seviyorum. Ben o Edirne keşfedildi. Mesela Ahlat Ağacı'na da böyle eleştiri getirenleri falan görünce bayağı şaşırmıştım. Ben inanılmaz beğenmiştim Ahlat. Ya ne kırmızı ışık ihlali ya, geçtik mi ki? Bu ne hocam ya? Tamamı geçmemiş ki nasıl kırmızı ışık ihlali? Allah Allah ya. Ne tarafa gideceğiz? Düz mü gideceğiz? 80 euro 80 euro iki tane ceza kesti. Ceza alırsak devam etseydim keşke. Neyse sinirlendim. Nuri Bilge Ceylan filmleri bana daha çok hitap ediyor yani. Temposuz bulanlar falan da yani oluyor ediyor ama ben anlattığı alt metini çok kuvvetli buluyorum. Çok hoşuma gidiyor yani. Türk yönetmen olarak bence en iyisi. BS Berat sormuş. Voley ekibi Survivor'a gitse en kulisçi kim olur? Bu biraz tartışmalı ama ben Evren'in olacağını düşünüyorum. Evren o işleri iyi götürür. Evren'in sosyalliği de iyi. Zaten muhabirlik geçmişi de var. Yani insanların diyaloğu da kuvvetli. Ben iyi bağlama çekeceğini düşünüyorum. Yani Evren bu konuda cevap vermek isteyebilir. Yorumlara da beklerim Evren. Ne yapıyoruz şimdi buradan? Dönüyoruz. İçeri giriyoruz. Ya bu ne abi, trafik olmuş ya, dur ha. Çekil. İyi döndün lan. Allah kahretsin. Ya geri zekalı. Geldik. Durup dururken hasar aldık ya. Son sorularımız artık. Akan Özatay 19 sormuş. What do you think about Castro Lincoln? Niye İngilizce sorunu bilmiyorum ama. Ya Lincoln şöyle. Galatasaray'ın o kadro yapısında tam bir 10 numara ihtiyaç yoktu. Ya 10 numara çok değerli. Özellikle bu biraz bence açıkçası biraz Alex'in üstün performansı sonrası. Hani Alex'ten iyisini getirelim psikolojisiyle getirmiş bir oyuncu. Çok çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda şeyim yok. Gerçekten o konuda haksızlık etmek istemem ama kanatların birinde Kivel, birinde Arda olan, ki Arda oyun kurucu kimlikli bir oyuncuydu o dönemde özellikle. Safkan bir kanat oyuncusu hiç olmadı Arda. Ne yapıyoruz lan? Rezil bir sürüş. Adamlar haklı. Şöyle. Allah kahretsin. Lincoln diyorduk. Lincoln'un teknik kapasitesini diyecek hiçbir şey yok ama yani taşınması gereken bir oyuncuydu ama Galatasaray'ın o kadrosunda taşıyacak oyuncu yoktu. Özellikle orta saha çok yetersizdi bence. 180 karşına sattık. Ancak maalesef buraya satın alacak. Ne diyorsun ya? Ne dinlenme lan? Dinlenme testine mi girdik? Ne alaka ya? Lincoln'u özet geçiyorum. Orta saha yapısı çok problemli olduğu için kaldırılabilecek az oyuncu vardı. Böyle bir yapıda da biraz daha mücadeleci, biraz daha melez bir 10 numara daha iyi giderdi. Ve Arda'nın olduğu bir takımda da çok çok ihtiyaç yoktu bence. Yani oraya Lincoln'e verilen bütçe yerine, maalesef şu anda acelem var diyorum. Lincoln'e verilen bütçeyle bir daha iyi bir orta saha oyuncusu alınsaydı, gecikmeli diyor ya. Tabii gidip dinlenmeye girdik ki neyse. 241'miş, çok değil. Oğlum normalde para vermezler lan şeyde. Aa şey geldi. Değerli yük artı. Bonus. Ekonomik sürüş. Tam zamanlı teslimat. Değerli yük mü diyeyim? Değerli yük alalım ya. Lan bir anlatamadım, bu nedir ya? Son olarak diğer sorularımıza bakalım. İsparal paçık. Nasıl ya? İspara Alp Açık Göz. Alp, Allah Allah. Çözemedim ismini ama Alp diyeyim. Aradan bir Alp çıkardım.
Lautaro Martinez gidince Lukaku'nun yanına hangi tip bir forvet daha faydalı olur? Ya aslında biraz da çift forvet oynamayı da bilen, ki aslında çok fazla bunda oynayan yok. Yani çift forvete uyumlu, daha teknik, biraz daha dribling becerisiyle iş yapabilen bir oyuncu. Lautaro Martinez'in stiline de benziyor aslında ama Lautaro Martinez'in atletizmi daha şey, biraz daha bilemiyorum tabii, daha üst seviye kalır mı? Griezmann olabilir. Griezmann çok başarılı olduğunu düşünmüyorum ben Barcelona'da. Ya da kim olabilir? Joao Felix olabilir. Bilmiyorum Atletico verir mi? Ama bence en uygun tipler bunlar. Onun dışında Aubameyang olabilir ama benim ilk tercihim hani Griezmann Felix ikilisinden biri olurdu. Kimi alacaklar göreceğiz. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Mert Aydoğan sormuş. Scarlett Johansson mu, Margot Robbie mi? Bak bu zor soru işte. Ama yine ben Margot Robbie derim ya. Margot Robbie başka gerçekten ya. Özellikle Wolf of Wall Street'ten sonra benim için yeri başka hale geldi yani. O seviyede bir aktris yok bence şu an. Sorularımızın sonuna gelmişiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim gibi sürüş yapmamak için asla ve asla direksiyon başında telefonla oynamayın. Instagram'dan gelen DM'lere bakmayın. Şu gelmiş, bu gelmiş. Soruları cevaplayayım. WhatsApp'tan arkadaşıma bakayım demeyin. Başınız böyle olduğu gibi belaya girebilir. Dikkatiniz dağılabilir. Yanlışlıkla dinlenme testine girebilir. Tabii yanlışlıkla girince uyumak zorunda değilsiniz tabii ki. Okusaydım biraz daha dikkatli olabilirdim. Benim gibi gecikmeli teslimat yapmamak adına daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Programı izlediğiniz için çok teşekkürler. Son olarak kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz hem like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.